Antalya ziyaretinin en sonunda Aksu'da buluştuk ama en muhteşemli Aksu'da oldu. Bugün Cumhurbaşkanı konuşuyor. İstanbul Havaalanı metrosunun açılışını yapıyor. Murat diyor, malına sahip çık diyor. Ya onun üç kurulu versek sahip çıkamaz mı? Ama acı olan şu, kimin malı Recep Tayyip Erdoğan? O metro halkın vergileriyle yapıldı. Halkın parasıyla yapıldı. Sen bunu evinden, babandan, nedenden getirmedin. Kimin malı? İstanbul'un malı o. Ha, eğer birini malına sahip çık diyeceksen kime diyeceksin biliyor musun? Ankara Cumhuriyet Başsavcısına diyeceksin. Diyeceksin ki Ankara'nın yarısı Turgut Altılok'un üstünde gözüküyor. Halkın malına sahip çık hesabı diyeceksin. Diyebilir mi? Diyemez. Şimdi bu dürüstlükten bahsedenler, bakın bunu her yerde anlatır. Turgut Altılok'un üzerinde arsalar, evler, dükkanlar var, 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 var. Nereden gelmiş? Babadan. 600 daireden bahsediyorlar, dükkanlardan bahsediyorlar. Babadan gelmiş, miras kalmış. Peki, dediği gibi 9 kardeş bunu 9'la çarparsak Ankara bunları. Millette ne babalar var? Başkanımız burada. Ben eminim ceketiyle 31 Mart'ta koltuğa oturacak İsa Başkan günün birinde bıraktığı zaman ceketiyle gidecek. Boğaziyan'a gittim. Binlerce insanla miting yaptım. Erzurum Şenkaya'ya gittim. Yarın Bolu Kıbrısçı'ya gideceğim. Kazanma ihtimalimiz olan, yüksek olan Anadolu'daki her beldeye, her ilçeye gidiyoruz. Neden? Çünkü Anadolu'dan devrimi başlatacağız. Gitmediğimiz yer bizim değil. Eğer Yozgat'ta iki ilçeyi daha kazanırsak, Erzurum'da iki ilçeyi daha kazanırsak bir seçim sonrası Büyükşehir'i kazanırız. Şimdi soruyorum. Antalya Büyükşehir'de Muhittin Böceği. Aksu'da insan arasını çıkıyor muyuz? İhtiyar başkanı seçiyor muyuz?